Koç iyi tanıyoruz maşallah. Maşallah. Ya Allah, bismillah. Ahkaf suresi 15. Bak diyor ki Cenab-ı Allah, biz insana anne ve babasına iyilikle davranmasını tavsiye ettik. Maşallah. Maşallah. Tam sayfası. Geldi hocam. Mucize maşallah. Olarak. Anne maşallah. Kerametin bu senin maşallah. Maşallah. Annesi diyor onu güçlükte taşıdı ve güçlükte doğurdu. Onun taşınması yani hamilelik ve sütten kesilmesi 30 aydır diyor Cenab-ı Allah. Maşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Nihayet güçlü ergenlik çağına erip 40 yaşına ulaşınca olgunluk çağıdır. Peygamberler hep 40 yaşında peygamberlik gelir. Mehdi de 40 yaşında zuhur ediyor biliyorsunuz. Evet inşallah. 30'da 40 yaş arasında evet. Dedi ki Rabbim bana anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi. Bakın Rabbim bana anne ve babama yani hepsine verdiğin nimete şükretmeme. Sağlık, sıhhat, afiyete elhamdülillah diyor. Rabbim'e şükrediyoruz. Ve senin razı olacağın, Allah'ın razı olması, salih olacağın, razı olacağın, salih bir amelde bulunmamı, yani samimi bir tavırda bulunmamı, samimi ibadete bulunmamı bana ilham et. Benim zaten aklım yok diyor ya Rabbi, sana aitim ben. Evet. Her şeyi sen yaratıyorsun, bana ilham et. Maşallah. Ben bulamam diyor, sen bana yaratırsın diyor. Çünkü insanın bir gücü yok. Maşallah. Benim için de, benim için soyunda salahı ver, yani salihlik, güzel ahlak, evet. Samimiyet, kurtuluş, ferahlık, evet. İyilik. İnşallah. Gerçekten ben tövbe edip sana yöneldim, affet ya Rabbi, sana yöneldim. Amin. Ve gerçekten ben Müslümanlardanım diyor, elhamdülillah. Maşallah. İnşallah. Ama hangi anne baba kastediliyor? Böyle, evet. Yiğit, delikanlı, samimi, candan, hocamız gibi böyle, Allah aşığı. Böyle Allah çolunu, emanetleridir evlatlarımız bize. Rabbim evet. Güzel emanetidir. Onları en güzel şekilde yetiştirip yüce Rabbime mahcup olmadan maşallah. Diğerlere getirebilmek en büyük lütuf maşallah. Bence. Maşallah. Bir gururdur. Maşallah. Ben buna inanıyorum hocam. Maşallah. Yani bizler bir vesileyiz. İnşallah. Bizler yaratan Allah. Evet. Yaratan Allah. Elhamdülillah. Çok şükür Allah'ıma. Bu da Allah'a aşığı maşallah böyle. Maşallah. Allah aşkıyla böyle divane maşallah. Maşallah. Kalbi değil mi coşkun gerçekten bir muhabbetle dolu. Maşallah. Allah hidayetini artırsın. Cennette kardeş etsin inşallah. İnşallah. Biz ne tür ana baba istemiyoruz? Komünist. Evet. Çocuğunu da komünist yapmak istiyor. Evet. Allahsız kitapsız yapmak istiyor. Evet. Bunu kabul etmeyiz. Evet. Kaçacak böyle yerden çocuk. Evet. PKK'lı. Evet. Kaçacak. Evet. Maazallah nevzübillah ensest ilişkiye giriyor. Evet. Ahlaksız kaçacak. Evet. Efendim iddia edilen Ergenekon örgütüne mensup. Evet. Yahut sabahtaycı yapmaya kalkıyor çocuğun. Evet. Ben böyle anne baba gördüğümde kaçar. Evet hocam inşallah. Böyle böyle olmaz. Müslüman evlat olacak. Türk İslam ahlakını benimseyecek. Ve çocuğunu da o yönde yetiştirecek. Tamamdır. İnşallah. İnşallah. İnşallah hocam. Ama onlara tabii dua ediyoruz. Allah hidayet versin, akıllarını açsın, amin. Güzel yola eriştirsin. Yani hani dışlayıp böyle hani yok olsunlar demiyoruz. Evet. Dua ediyoruz, düzelsinler inşallah. İnşallah. İşte bunlar diyor Cenab-ı Allah, yaptıklarının en güzelini kabul ederiz diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Kötülüklerinden geçeriz. Yaptıkları hataları kapatacağım diyor Cenab-ı Allah. Yüzlerine vurmayacağım, mahcup etmeyeceğim diyor Allah. İnşallah. Bütün insanların topluluğu bir araya gelecek gün, onu örteceğim diyor Allah. İnşallah. Kendini de hatırlayamayacak. Yaptığı hatayı insan hatırlayamayacak. Elhamdülillah. Bunlar cennet halkı içindedirler. Bayram yeri. Müslümanlara bir ana. İşte bu onlara vaat olan doğru bir vaattir diyor Allah. Doğru söylüyorum diyor Allah. Amin. İnşallah. O kimse ki anne ve babasına öf size benden önce nice nesilleri gelip geçmişken beni diriltip çıkaracağımla siz mi tehdit ediyorsunuz dedi. Bakın. Hayırsız evlat. Dinsiz. Evet. Ne diyor annesine bakın. Evet. Öf size diyor. Anneye öf denmez. Haram. Evet. Benden önce nice nesiller gelip geçmişken yani onlar da dinsiz imamsızken diyor. Evet. Beni diriltilip çıkarılacağıma mı çıkaracağımdan mı tehdit ediyorsunuz?
Annesi babası diyor ki yavrum Müslüman ol. Evet. Allah'tan kork, Müslümanların içine katıl. Allah'ın dinine uy diyor. Güzel ahlak sahibi. Güzel ahlak sahibi oluyor. Sen nereden çıkarıyorsun ya? Bundan mı tehdit ediyorsun bizi diyor. Evet. Ahirette mi tehdit ediyorsun bizi? Ahiret var mı ki diyor. Evet. Haşa. Haşa. Dedi o ikisi anne ve babası ise Allah'a yakararak yazıklar sana iman et. Bak mümin anne görüyor musun? Biz böyle annenin ayağının altını öperiz. Evet. Ayağının tozunu öperim ben onun. İnşallah. İnşallah hocam. Bakın yazıklar olsun sana iman et. İmana çağırıyor evladım. İmandan soğutmuyor. Müslümanlardan soğutmuyor. Müslümanlarla gidip görüşme demiyor. Demiyor. Evet Git hocam. Görüş diyor. Evet hocam. İnşallah. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Nedir? Mehdi'nin çıkışı. Evet. Mesih'in inişi. İslam'la kıyamet. Evet. Değil mi? İnşallah hocam. O... Bakın hayırsız evlat ne diyor? Bu geçmişlerin masallarından başkası değildir der diyor. İman etmiyor. Evet. Evet. İşte evet. Bunlar cinlerden ve insanlardan kendilerinden evvel gelip geçmiş ümmetler içinde azap sözü üzerine hak olmuş kimselerdir. Cinlerden de böyle abanaklar var. Evet. Mesela bir yerden anne öyle çağırıyoruz cinlerden konuşuyorum. Çizmiş kafayı. Evet inşallah. Ne din ne iman. Evet. Allah vermesi ne Çünkü kitap. Birkaç tanesi var. İmanlı maşallah. Onları eğitiyoruz. Maşallah hocam. Anlatıyoruz. Evet. Bayağı önce kalabalıklaştılar. Maşallah. Ya bu cinler gariban. Kimse bunlarla ilgilenmemiş ya bu gariplerimle. Evet. Ne bunlara ders veren olmuş ne sohbet eden olmuş. Yazık bunlar böyle bırakmışlar. Evet hocam maşallah. Böyle acayip açlar Kur'an'a İslam'a. Anlattıkça aç da dinliyorlar. Maşallah. Anne ne sorsam küt anına cevabını doğrusunu veriyorlar maşallah. Ya. Maşallah. Evet. Maşallah. Gerçekten onlar ziyana uğrayanlardır diyor Allah. Yani cehenneme gidecekler diyor. Her biri için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Öyle ki amelleri kendilerine eksiksiz ödensin ve ona zulmüne uğratılmazlar. Müminler için de derece derecedir. Cehennem ehli için de derecedir. Mesela münafıklar en derinindedir. Evet. Müminler için de cennet derecedir ama hep birlikte ama ayrı zevk alıyorlar. Mesela evet. Cennet meyveleri geliyor. Birisi şiddetli zevk alıyor ama bilmiyor birinin az zevk aldığını. Evet. Hepsi aynı zevk aldığını zannediyorlar. Evet. Derece farkı öyle oluyor. Mesela cennet fildanı çocuklar var. Koşuşturuyorlar. Allah'a aşığı coşkuyla bakıyor. Ama bir başkası daha az zevk alıyor. Fakat onun aynı zevk aldığını zannediyor. Evet. Onun için adaletli Cenab-ı Allah orada cennette hani acı çekmesinler diye ayrı ayrı cennetlere koymuyor. Evet inşallah. Yani çünkü mesela i̇nşallah. Peygamberler o zaman ayrı bir yerde olması gerekecek. Veliler ayrı yerde olacak. Tabi bu ne olsa şey olur yani. Değil mi? Kalbe evet, bir şey gelebilir. İnşallah. Allah öyle yapmıyor. İnşallah. Onun için iç içe birlikte peygamberlerin bir arada tutuyor Cenab-ı Allah. Elhamdülillah inşallah.